Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'ndayız. Bolvadin Esnaf Odası Başkanı Sayın İbrahim Çürük Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu yoğun zamanınızda bizlere zaman ayırdınız. Evet. Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na ne zaman başladınız? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Esnaf Odası dönemimize 2018 Şubat ayı itibariyle seçimle geldik. Üç yıldır aktif olarak faaliyetteyiz. Odamıza kayıtlı kaç üyemiz mevcuttur? Başkanım, esnaf odalarının çalışmaları ve işleyiş hakkında bizleri biraz bilgilendirir misiniz? Evet. Esnaf ve sanatkar odamızın kayıtlı 1100 üyemiz vardır. Bunların 550 tanesi muhasebesinin tuttuğu basitçünün telaflarıdır. Esnaf odamızın işleyişi 5300 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu kanununa tabi olarak işlemektedir. Vergi mükellefleri ve mesleki faaliyetsizcilik yükümlülüğüne uyan vatandaşlarımızın kayıtlı olması gereken meslek kuruluşudur. Esnaf odası kendi yerine kavrulan bir kamu kuruluşu niteliğindedir. Üyelerimizin, basitçü mükelleflerimizin muhasebe ücretlerini ve üyelerimizden aldığımız aidatlarımızla personelimizin giderlerini, oda giderlerini, temel giderlerini hepsini oradan karşılıyoruz. Bu şekilde kişimiz, gelirlerimiz bu şekildedir. Başkanlığınız döneminde esnaf odamızda kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımız Bolvadin'imiz için yapmış olduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz bizlere? Hayır. 2018 yılında göreve geldiğimizden itibaren bünyemizde eğitim salonunda yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız için yıllık 5 sezon, 5 dönem uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlemiş olduk. Bu 2 yıl sürdü. 2 yıldan sonra online sisteme geçti. Şu anda KOSGEB, bünyemizde bulunan KOSGEB ilçe temsilciliğinde aşağı yukarı 75'e yakın bir proje gerçekleştirdik. Bunların 50 tanesi aktif mükellef oldular. Esnaf ettik bunları. Bunun yanında esnaf odamızda işkur hizmet noktası var. Bunları sürekli Afyon'a gidip gelmelerini engellemiş olduk bir yerde. Esnafın para kaybını Bolvadin'de tutarak Bolvadin'de kalmasını sağladık. Şöyle de söyleyebiliriz. KOSGEB ve İşkur Hizmet Noktası bünyesinde bulunduran Türkiye'de tek oda biziz. KOSGEB ilçe temsilciliği olarak Türkiye'de esnaf odalarında sadece 10 tane şey de var, esnaf odasında var. Bunlardan bir tanesi de Bolvadin Esnaf Sanatkar Odası. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağımız. İşkur Hizmet Noktası'nda günlük 10-15 kişiye hizmet veriyoruz ortalama. Bunlar Afrika'ya gelmeleri, orada para harcamaları, engellemiş olduk ve Bolvadin'de kalıyor bu para. Hizmet, KOSGEB'de daha ileride inşallah daha değişik projelerimiz var. Onları da hayata geçireceğiz. Şu anda bu kadar şeyimiz bu yani. Projelerimiz bunlar. Maşallah başkanım. Başkanım, bir şeyi fark ettik ki Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak güncel faaliyetleriniz, sosyal medya sayfasında sahipsiniz. Bunları günlük görüyoruz ve gündemdesiniz. Oda yöneticiler olarak bir ilke daha imza atmışsınız. Yönetim kurulu üyelerinizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkarma yaparak Afyonkarahisar milletvekillerimizi ve bakan yardımcılarımızı ziyaret etmişsiniz. Ziyaretinizde Bolvadin hakkında neler sundunuz, neler istediniz? Bizleri biraz bilgilendirirseniz seviniriz. Evet, hay hay. Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1972 yılında kurulmuş olup 72 yıldan bugüne kadar üst düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ziyarette bulunmamış. Bizler bunu ilk olarak gerçekleştirdik. Yani her şey ilkimiz olduğu gibi, bu da bir ilkimiz oldu bizim. İlklerimiz her zaman olacak bizim. Her zaman bu çabadayız. Yani Bolvadin'in temel problemlerini oradaki Afyon milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız, üst düzey bürokratlarımıza akademik düzeyde dosya hazırlayarak bunları kendilerine ulaştırdık. Bunların çoğu da neticelendi. Sağ olsunlar siyasilerimiz problemlerimizin bir kısmını çözdüler ve çözüyorlardı. Onlara ayrıca buna teşekkür ediyoruz. Bakan yardımcılarımız ilgilendi, alakalı oluyorlar, oldular. Onların için de teşekkür ederiz. Yani Bolvadin sahipsizdi, biz sahiplenmeye çalıştık. Üzerimize düşen vazife buydu. Bolvadin Esnaf Sanatkar Odası'nın temsilen bir kimliği layık olduğu noktaya getirmeye çalıştık. İnşallah daha iyi noktalara, daha üst düzeylere çıkaracağız. Bunlar için elimizden ne geliyorsa, yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte beraber her şeyi, bütün çabalarını gösteriyoruz.
Bu şey de bizim gittiğimizde en büyük problemlerimizden bir tanesi esnafların, bunları tek tek sıralarsak da şöyle bir sıralama oldu. Küçük sanayi sitesinin altyapı problemi vardı. Bu yıllardır çözülmesi gereken problemdi. Bunu çözmek için gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Şu anda başlamamış şu anda. Düşük faizli banka kredilerimizden, sicil aflarından yoğun talepler vardı. Onlar ulaştırdı. KOSGEB aracılığıyla devletin sunmuş olduğu sıfır faizli kredi imkanları vardı. Onlardan büyük bir talep, arzu, istek vardı. Özellikle pandemi döneminde Bolu'ndaki esnafımızın büyük bir çoğunluğu çok etkilendi. Sıfır faizli KOSGEB aracılığıyla yapılan desteklerden, kredilerden büyük ölçüde altyapısını oluşturduk, veri tabanlarımızda bütün kayıtlarını oluşturduk. Hazırız, bekliyoruz. İnşallah devletimiz böyle imkan sağlarsa destek buradan faydalandıracağız. Mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale getirilmesi, eğitim programının etkinleştirilmesi, çalışmalar hakkında ulusal ve zincir marketlerin pazar günlerinin özellikle açılmaması hakkında taleplerimiz oldu. İnşallah bu ulusal ve zincir marketlerin pazar günü özellikle açılmaması ve gece belli bir saatten sonra kapatılması için hükümetimizden bir şeyler bekliyoruz inşallah. Hükümetimiz bu konuda çalışma yapacağını inanıyoruz. Çünkü esnafımız şu anda çok zor durumda. Esnafımızın büyük bir çoğunluğu, %70'ine yakın Bağkur prim borcu olduğunu, bunun yapılandırması, özellikle yapılandırma olduğunu ama yapılandırmanın da yetersiz olduğunu, bu konuda çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Yani yapıyor, hükümetimiz yapıyor ama biz biraz daha esnafımıza yönelik olsun istiyoruz. Bolvadin'de en büyük ihtiyacı zuhur eden araç kendi istasyonumuzun, TÜRK'ün muayene istasyonu gezici değil de sabit istasyon olarak Bolvadin'de bir sonraki ihalede Bolvadin kalması için özellikle çok büyük ricalarda bulundu, isteklerde bulundu. İnşallah bir dahaki ihalede bunlar cevaplandırılacak ve karşılık bulacağına inanıyorum. Esnaf ve sanatkar odası olarak üzerinde düşen neyse onu da biz üsteneceğiz inşallah. Yani Bolu'da bunu çalışmaları şey kazandırmak istiyoruz. Siyasi partiler arkadaşlar da bu işte kayıtsız kalmayacaklar. Bilmiyorum, kayıtsız kalmadılar. Herkes üzerinde düşen vazifeyi yapacağına inanıyorum. Diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte bu konuda inşallah başarılı olacağız. İnşallah başkanım. Değerli başkanım, malum dünyayı saran COVID-19 hastalığı ortaya çıktı. Bu hastalık sebebiyle pandemi döneminden etkilenen öncelikle yüksek oranda esnaf ve sanatkarlarımız mevcut. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Esnaflarımızla ne gibi faaliyetlerde bulundunuz? Bu konu hakkında kısa bir bilgi alalım size. COVID-19 biliyorsunuz pandemi dönemi dünyada oluşan bir global bir kriz oluşturdu. Tam haliyle ülkemizde de çok büyük etkileri oldu, yaralar oldu. Hazırlıksız yakalandık. Esnaf sanatkarlar olarak Bolu'nda çoğu iş yerimiz ilk günden itibaren kapatıldı. Kısıtlamalara gidildi. Bunların mağduriyetleri çok yoğun bir mağduriyetler vardı. Hepimiz esnaf. Bunların içerisinde yaşıyoruz ve bunlarla beraber olduğumuz için de problemlerini beraber biliyoruz. Yakinen iyi geliyoruz. Beraberiz. İş yerine kapanan arkadaşlarımıza biz belediyemizle birlikte bir Ramazan çadırı oluşumunda elimizden geldiği kadar bir komite oluşturulup belediye başkanımızla birlikte oluşturulan komitede aktif görev aldık. İş yeri kapatılmış ve iş yerindeki çalışanların, yardımcı elemanların, sigortalı çalışanların mağduriyetlerini bir nebze dostun gidermek için Ramazan Çadır Komitesi'nde ölçü rahatlatmaya çalıştık. Nakdi ve gıda yardımlarında bulunduk arkadaşlar. Hükümette fon aracılığıyla yardım yapılması gerekenlere raporlarımızı sunduk. Hükümetteki yetkililerle diyalog halinde olduk. Ve bunların pandemi döneminde esnafın ne kadar sıkıntı yaşadığını ulaşabildiğimiz kadar. Bu arada mutlaka ulaşamadığımız, yardım ulaştıramadığımız, ulaştırmaya çalışıp da etkili olamadığımız insanlar arkadaşlarımız olmuştur. Onları da bizi affetsin. Ama mümkün olduğu kadar herkese eşit miktarda
devletin vermiş olduğu imkanları bir şekilde ulaştırmaya çalıştık, ulaştırdık da. Gıdadır, nakdi yardımdır. Yani bu haliyle hepimizin birlikte atlatacağımızı biliyoruz. Bu sıkıntı hepimiz el ele verip hükümetimize de, devletimize de yardımcı olarak bu krizleri aşacağız inşallah. Allah böyle bir krizi yaşatmasın. Yüzyılda olan bir kriz ama bize denk geldi bu da. Biz şikayetçi değiliz. Allah sevdi buna yük verip, bizi taşıma gücü versin bize. Biz inşallah bu şeyler, krizlerde esnafımızla birlikte iç içe olacağız. Esnafımızın bütün problemleriyle birlikte elimizden ne geliyorsa, fazlasıyla yönetimdeki arkadaşlar bu konuda bize çok yardımcı oluyor sağ olsunlar. Personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Personellerimiz de bu konuda çok aktifler, bedenen görev aldılar. Her yerde koşturdular. Dezenfektirdiler, iş yerlerini dezenfektirsinler bizzat birebir. İş yerlerinin, her yerinin dezenfektesini, maske dağıtımının, eldiven dağıtımlarında aktif görev alırlar. Sağ olun, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yönetimdeki arkadaşlar, personellerimize, hepsine teşekkür ediyoruz. Yani inşallah bu krizleri atlatacağız. İnşallah başkanım. Peki COVID-19 tedbirleri kapsamında esnaflarımıza ne gibi tedbirler alması gerekiyor? Bu konu hakkında kısa bir bilgi alayım sizin. Şimdi 3 altı kural var biliyorsunuz. Evet. Maske, mesafe, temizlik. İnşallah bunlar uyarsa. Bu problem illetinden de Allah'ın izniyle hepimiz kurtuluruz inşallah. Arkadaşlar bütün esnafımız, bütün herkesin bu altı kuralı uymasını bekliyorum. Hepimiz, ben de dahil hepimiz uyarım inşallah. Efendim, bir diğer faaliyetlerde de bulunduk sizle beraber. Pazar pazarı, ilçemiz pazar pazarında maske dağıtımı yapıldı. Ve sanayi esnafları, ilçemizde bulunan birkaç esnafımıza ziyaret ettik beraber. Bu konu hakkında ne gibi görüşleriniz var, bilgi alalım sizle. Malumunuz pandemiden dolayı pazar pazarındaki olan esnaflarımızın mesafelerinin dar olmasından mütevellit ilçe hıfzıssızlar kurulu yerini değiştirerek Perşembe pazarına aktardı. Orada semtteki semt yakınları ve esnaf, pazarcı esnafımızın yoğun taleplerinin üzerine biz pazar pazarının kendi yerine geçmesi için elimizden gelen bu gayretleri sarf ettik. Yetkililerle diyalog halinde oldu. Onlar da karşılıklı olmadılar. Pazar pazarının açılışında açılışını yaptık. Orada da maske ve eldiven dağıttık. Herkese hayırlı olsun dedik ama ertesi hafta yine krizlerin, virüslerin çoğalması sebebiyle hastalıkla o tekrar kapatıldı. İnşallah pazar pazarını, pazartesi değil de pazar gününde tekrar geleceğine inanıyoruz. İnşallah olacak. Bunun yanında sanayi esnafımız, köydeki arkadaşlarımızdır, çarşıdaki esnaflarımızdır. Sürekli 3 yıldır iç içeyiz. Sürekli iş yerlerini ziyaret ettik. Her zaman ediyoruz da. Gidemediğimiz yerine telefon açtık. Sanayi esnafımızda bizzat maskeleri kendimiz dağıttık. Yılbaşı hediyelerimiz vardı. Yılbaşı hediyelerimizi sanayi esnafıyla birlikte köylerdeki diğer esnaflarımızı hem hangi hatırlarını sorduk, hem problemlerini dinledik, hasbihal ettik, hem hediyelerini verdik, hem de onlarla birlikte hoş muhabbetimiz oldu. Sıkıntılarını dinledik. En azından yani esnaf odasında yanlarında olduğunu hissettirdik. İnşallah hissettireceğiz de ya. Son olarak da başkanım, malum Ramazan ayı mevsiminden geliyoruz artık. Önümüzdeki hafta Ramazan ayı başlangıcı olacak. Bu konu hakkında kısa bir Ramazan mesajı alıp sizden röportajımızı noktalayacağız inşallah. Bütün Bol Vadi'nin, özellikle Türkiye'nin, Bol Vadi'nin, Bol Vadi'ndeki esnaflarımızın Ramazan'ın şerefine mübarek olsun der. Nece mutlu bayramı ulaşmasını dileyeyim inşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hayırlı görevler diliyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Nedime Adalı. Esnaf Odası bünyesinde açılmış olan, 2018 yılında açılmış olan Kozkep ilçe temsilcisi olarak ben görev yapmaktayım. Size biraz görevim, yaptıklarım hakkında bilgi vereceğim, hedeflerim hakkında bilgi vereceğim. Esnaf Odası'na ya da Kozkep
odaya gelen girişimcilerimizi bu odada ağırlamaktayım. Gelen girişimcilerimize KOSGEB hakkında, yapılan destekler hakkında bilgi vermekteyim. Ondan sonra onların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda proje takip, proje yükleme, proje hazırladıkları projeyi sisteme yükleme konusunda bilgi vermekteyim. Temel hedefim ve amacım Afyon KOSGEB İl Müdürlüğü ile girişimciler arasında bir tür köprü görevi kurmaktır. Onların soru ve sorunlarını Afyon KOSGEB'e 3 aylık raporlar sunaraktan bildirmekteyim. Yani şu girişimcimizin şöyle bir sıkıntısı var. Yapılan hibe ve destekler şu noktada eksik kalmakta gibi. Burada yapmam gereken onları kendime bağımlı hale getirmek değil, onların bu KOSGEB hakkında yeterli, kendine emin bir bilgi sahibi olmasını ve hani işlerini de yürütebilmesini sağlamak. Gerek KOSGEB'in kredileri hakkında da bilgi vermekteyim. Girişimcilerimizin odamızı ziyaret ederekten bilgi almasını, KOSGEB hakkında daha çok bilgi alıp faydalanmasını, faaliyetlerini buna göre yürütmelerini odamıza beklemekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pandemi sürecinde işlerimiz nasıldı? İyi, Allah'a şükür. Bereket olsun. Allah'a şükür. Sağ olun. Bizden beklentiniz var mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Bir isteğimiz, şeyimiz olduğunda zaten siz karşılıyorsunuz. Her zaman yanınızda. Her zaman değerlendirme programıyla beraber düşünüyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı işlerin olsun Ömer'im. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Pandemi sürecinde nasıldı? Sıkıntın var mıydı? Çok şükür sıkıntımız yok. Esnaf odası olarak sizlerle beraber hep beraber tedbirlerimizi aldık. Allah razı olsun. Elimizden Allah geldiği razı kadar müşterilerimiz maskesiz olsun, hijyenik olsun. Elimizden geldiği kadar. Eyvallah. Üç altın kurala uyduk diyorsun yani. Kesinlikle. Maske, mesafe, temizliği uyduk diyorsun. Çok güzel, çok güzel. Esnaf odasından beklentiniz var mı? Elhamdülillah. Elimizden geldiği kadar zaten bütün imkanları sağladınız. Çok sağ olun. Her konuda. Sizler için varız. Sağ olun. Elimizden geldiği kadar maske olsun, hijyenik olsun, her türlü yardımlarımızı teşekkür ederim. Allah razı olsun Ömer'im. Bizden de. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi hayırlı işlerin olsun. Hatımız sovarıyor. Her zaman yanınızdayız. Sağ olsun. Allah'ım. İyisin inşallah. İyi anlaştık. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı işlerim olsun. Ramazan nasılsın? İyisin inşallah. İşlerimiz nasıl Ramazan? Pandemi sürecinde sıkıntı yaşadık mı? Yok. İşlerimiz iyiydi. Allah dua etsin inşallah. Esnaf odası olarak bizden beklentim vardı kardeşim. Sizden beklentim yok abi. Her zaman yanınızda. Her zaman yanınızda kardeşim. Bir isteğim olduğu zaman çekinme. Tam da dersin. Eyvallah. Her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Sizden memnunuz abi. Eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Sizden de abi. Biz de sizden memnunuz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz inşallah. İnşallah abi. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Nasılsın, iyi misin? Şükür, hamdolsun. Tevfik Üren gelin inşallah. İşleriniz nasıl? Bin şükür. Pandemide sıkıntı yaşadın mı? Yok. Bir sıkıntın olursa esnaf odası sorarak yanındayız. Ben memnunum. Her zaman. Beklentin var mı kardeşim size? Her zaman arkamızda. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Biz de sizlerden memnunuz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz inşallah. Sağ olun. Elimizden ne gelirse yapacağız inşallah. Sağ olun kardeşim. Kardeşim nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz, Allah'a şükür. İşleriniz nasıl? İyi Allah'a şükür. İyisiniz. İyiyiz ha. İşler iyi. Şükür. Sen iyisin. Sağlık sıhhat yerinde. İyiyiz Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Allah razı olsun. İşleriniz nasıl? Teşekkür ederim. İyi, normal. Pandemi sürecinde etkilendiniz mi? Etkilendik. Tabii etkilendik. Yani.
Esta odasından beklentin var mı? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Memnunuz. Bir işiniz olduğunda, bir isteğiniz olduğunda zaman her zaman yerimizdeyiz. Bir telefon kadar uzak değil. Canlarım başlıyor. Allah razı olsun. Estağfurullah. Rica hayırlı işleriniz olsun inşallah. Allah razı olsun. Bir şey ikram ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sıkıntı memnun olursa emin ederiz. Rica olur. Allah razı olsun başkanım. Çok memnun oluruz. Memnun olurum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi seyir oldu. Onlar meclisi. Sağ olun. Çok sağ olun. Pazar pazarı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah hayırlı işler versin. Pazar pazarı hayırlı uğurlu olsun. Allah son kazanç versin inşallah. Pazar pazarı hayırlı uğurlu olsun. Allah son kazanç versin inşallah. Allah razı olsun başkanım. Allah son kazanç versin. Kardeşim. Pazarınız hayırlı olsun. Tamam başkanım, teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Pazar pazarınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Pazar pazarınız hayırlı olsun. Pazar pazarınız hayırlı olsun inşallah. Pazar pazarınız hayırlı olsun. Allah'a hayırlı pazarlarımız olsun inşallah. Pazar pazarın hayırlı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Allah bol kazançlar ihsan etsin inşallah. Selamünaleyküm. Pazar pazarın hayırlı olsun.